Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Çaylarını içmeye devam edenler içmeye devam etsinler. Ne o? Şakırdatmasın, şıkırdatmasın, höpürdetmesin. Çayını içmeye devam etsin, çayını kesmesin. Şimdi soru, midye yemek caiz midir diye soru var. Hanefi İmam-ı Azam Hazretleri'ne göre İmam-ı Azam Hazretleri balık ve türevlerinin haricinde hiçbir şeyi caiz görmemiş. İmam Şafii de meşhur sözünü söylemiş. Babam çıksa yerim demiş. Tabii normalde şimdi deniz ürünleri öğretim üyesi Halit Kuşku'ya sordum. Dedim midye yenilebilir mi? Dedi ki günde 7 kilo 7 sene boyunca yese dedi bir zararı yok dedi. Günlük 7 kilo 7 sene boyunca yerse bir kimse normalde midyeden bir zarar görmüyor. Aslında midye ile alakalı sıkıntı midyeyi pişirirken içindeki necasetiyle beraber pişmesinden kaynaklanıyor. Başka bir şeyden değil. Normalde necaset caiz değil. O yüzden normal mesela bir şeyde bir herhangi bir ürün, herhangi bir mesela tavuk caiz mi? Caiz. Ama necasetle beslense hemen onu yemek caiz değil. Koyun caiz mi? Caiz. Ama necasetle beslense hemen o yenmez. Bunun gibi normalde midye ile alakalı necasetle beslendiğine veyahut da işte içinde necasetle pişirildiğinden dolayı uygun olmaz. Ama velakin öbür türlü midyenin içi necasetsiz bir şekilde pişirilirse yenilir mi? Evet. Aşılama ve tüp bebek yaptırmak caiz midir? Bu noktada bir sıkıntı yok. Yani normalde eğer ki gerçekten aşılama veya tüp bebeği kadının nikahlı kocasından oluyorsa bunda bir problem yok. Ama bununla alakalı değişik böyle şehir efsaneleri olabilir, şaiye olabilir, böyle bir şey vardır, yoktur. Bunlar ayrı bir tartışma konusu. İşte hani babanın spermin değil de sperm bankalarından sperm kullanıldığına dair böyle sözler var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ben işin orasında değilim. Ama öbür türlü babanın kendi sperminden oluyorsa bunda bir sıkıntı yok. Benim eşim deniz ve hamamlara gitmeyi çok seviyor ama ben istemiyorum. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim? Hamamlar normalde hadis-i şerif var. İşte siz öyle yerleri fethedeceksiniz, öyle yerlere gideceksiniz. Orada hamam denilen yerler göreceksiniz. Bu hamam denilen yerlerden uzak durun diye hadis-i şerif var. Ama aynı şekilde bir zaruret söz konusu olursa, sağlık söz konusu olursa bir kimsenin hamama gitmesinde beis yok. Denizle alakalı bir kim yüzmek sünnet. Yani denize girmeyi yasaklayacak, denize girmeyi haram edecek bir olgu yok. Ama ve lakin deniz bölgelerinde denize girerken oradaki mayolu, bikinili kadınlara bakmak, oradaki işte deniz kıyafeti erkekler var ya böyle, onlar da böyle silip mayo giyiyorlar. O tip onlar olursa onlar bakmak haram olmuş oluyor, caiz olmuyor. Sünnete göre günlük öğünleri nasıl yemeliyiz? Çok yemenin sufilik yolunda zararları nelerdir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hiç doymadan öldü. Hiç doymadı. Yemekle alakalı makul noktada günde 2 öğün yerdi. Hiç 3 öğün yemedi. Ama bir kimsenin ağır bir işi vardır, ağır bir iş yapıyordur. Yani onun için gündeki 2 öğün, 3 öğün, 4 öğün yiyebilir. İşiyle alakalıdır. Ama normal şartlarda bir kimse günlük 2 öğün yiyecek, az yiyecek.
Tabii iş bu noktaya kadar geldiyse güzel bir şey. Biz böyle öğünlere filan dikkat ediyoruz, sünnet diyoruz. İşte az yiyelim diyoruz. Ama çok gıybet ediyoruz. Az yemeye dikkat ettiğimiz kadar gıybete, iftiraya, suizana, bühtana, etrafla olan geçimimize dikkat etsek, asıl takva bence o. Peygamber Efendimiz'i görmesine rağmen gülümsemeyen melek hangisidir? Neden gülümsememiştir? İlk defa duydum. Duyanınız var mı içinizden böyle bir şeyi? İlk defa duydum ben. Namaz kılarken içimize dua etme isteği doğunca içimizden dua etsek namazımız bozulur mu? Veya ne yapmamız lazım? Namazın içerisinde Kur'an'dan ancak bir şey söyleyebilirsiniz. Kur'an'ın dışında başka bir kelam konuşmak namazı fasit eder. Ama normal namazın içerisinde örneğin dua etmek isterseniz Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardan edebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı olmaz. Mahalle dersi sohbet kısımlarında fıkıh ve ilmihal bilgilerinin gerekli olmadığı ile alakalı sohbetler yapıyoruz. Fıkıhsız yol yürünür. Bize abdestin farzları lazım değil. O. Hatta fazla hadis bilmemize gerek yok, gerek olmadığı vurgulanmakta. Ve sizin sohbetinizde söylemiş olduğunuz sahabeler bizim kadar hadis bilmiyordu. Cümlesinden yola çıkarak üstadımıza bu şekilde düşünüyor gibi destekleyici zemin oluşturup fıkıhın ve ilmihal bilgilerinin gerekli olmadığı vurgulanıyor. Bu konuyla alakalı düşünceleriniz. Ben sahabeler sizin kadar Kur'an bilmiyordu diye söylüyordum. Hadis bilmiyordu demiyorum ama hadis de bilmiyorlardı. Ama bu bizim fıkıhsız yol yürüyeceğimize işaret değil, delil değil. Fıkıhsız hiç kimse yol yürüyemez. Şeytanın maskarası olur. Abdestin farzları lazım değil demek, Allah muhafaza eylesin. Yolu ifsad eder, fasit eder. Biz fıkıhımızı iyi bileceğiz. Biz hadisleri iyi bileceğiz. Evet, benim bir tarafım böyle fazla ağır basar hadislerle alakalı. Yani normalde bu benim kendi şahsi kanaatim. Bir kimse evet hadis bilgisinin ne kadar çok bilgisi fazla olur ve onları uygularsa hayatı yaşarken o kadar hayatını düzgün örer. Muhakkak ki Kur'an-ı Kerim'de çok önemlidir. Onu da bilmemiz gerekir. Ama günlük hayatın içerisinde reel Kur'an'ın çünkü yaşanmış hali Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin üzerinde tecelli etmiştir. Bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetine bir tamam uymuş olsa bir tamam Kur'an'ı yaşamış olur. Bakın Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ı bilmek ile Kur'an'ı yaşamak farklı şeylerdir. Mesela bir kimse bir tamam fıkıh kaidelerine uymuş olsa o kimse Kur'an'ı yaşamış olur. Günlük hayatında Kur'an'ı yaşamış olur, fıkıh kaidelerine uymuş olsa. O yüzden fıkıh bize lazım değil sözü boş bir söz. Bir kimse günlük hayatında bir tamam hadis-i şeriflere uygun hayatını idame ettirmiş olsa o kimse Kur'an'ı yaşamış olur. Sıkıntı Kur'an'ı bilmek mi, yaşamak mı? Kur'an'ı yaşamak. Bakın, Kur'an'ı bilmek mi, yaşamak mı? Yaşamak. Kur'an'ı bu normalde bu noktada sakın Kur'an bilimine, Kur'an'ı bilmeye karşı çıktığımı düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Ama Kur'an'ın yaşanmasına dair örnek, nasıl yaşanacağına dair delil, nasıl yaşandığına dair hüccet,
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde. Öyle olunca bir kimse sabahtan kalkıp akşam yatıncaya kadar haftalık, aylık, yıllık, ömürlük hayatını komple sünnet-i Resulullah'a uydurmuş olsa o kimse Kur'an'ı yaşayanlardan olur. Şimdi bütün dünya üzerindeki sıkıntı şu, herkes Kur'an'ı biliyor kendince. Bu yeni bir mealist düşünce, yeni bir mealist akım var ya, yani biliyorlar Kur'an'ı. Hem böyle işte örneğin işte Bakara'nın 114. ayeti demiyor, 2'ye 116. 5'e 57. Konuşurlarken öyle konuşuyorlar. Ama 5'e 57 de aslında bu 5'e 57 de işte 2'ye 16, 2'ye bilmem kaç. Bu aslında şeyden gelmemize. Ne o İsevilikten gelme. Bunu böyle nitelendiren, böyle söyleyen İsevilerdir. Bu İsevi kültüründen geçme bu. Şimdi o meal üzerine duran kimseler bu İsevi kültüründen kaynaklanan bir şey söylüyorlar. Mesela normalde Bakara'da demiyor, Nisa suresi demiyor, Ali İmran demiyor, Zuhruf demiyor. Mesela böyle kendilerince işte rakamlarla konuşuyorlar bu mealciler. Şimdi normalde biliyorlar Kur'an'ı. Zaten bütün dünya biliyor. Bütün dünya Müslümanları biliyor. Ama gel gelelim Kur'an'ı yaşama noktasında sıkıntı var. Kur'an'ı yaşayan, en iyi yaşayan, en güzel yaşayan, en zirvede yaşayan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra aşere-i mübeşşere, ondan sonra diğer sahabeler. Yani Hulafe-i Raşid'in aşere-i mübeşşere, ondan sonra yakın dairedeki sahabeler. Mesela örneğin Mekke'den itibaren Müslüman olmuş olan, Medine-i Münevvere'de de Müslümanlığını devam ettiren kimseler, asıl çilekeş olan onlar. Yani Mekke'de Müslüman olmuş, hicret etmiş, çileyi çekmiş. Evini, barkını, malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu bırakmış orada. Her şeyini bırakmış, hicret etmiş. Ama Medine'ye hicret etmiş ama bugün Pakistan'ın ilerisi olan neresiydi? Habeşistan'a hicret etmiş. Onlar o çileyi çekmişler. Sonra haber gelmiş Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinden dolayı, ne hicret edildi diye. Habeşistan'dan tekrar nereye dönmüşler? Medine-i Münevvere'ye dönmüşler. Yani bu o ilk Müslümanlar, ilk çilekeşler bunlar. Bunların hayatları birer örnektir. Medine-i Münevvere'deki ilk Müslümanlar, bunların hayatları birer örnektir. Bunlar reel olarak çilekeş olan insanlar. Son dönem Müslümanlar. Mesela işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin vefatına yakın Müslüman olanlar. Bunlar dini de ilim noktasında iyi biliyorlar. Böyle tasnif etmemiz gerekirse bunlar ilim noktasında, ilmi incelik noktasında iyi biliyorlar. Artık tabiin meselenin ilmine dalıyor. Evet, eyvallah. Hani ilmi noktada onlar ilmine dalmışlar ama yaşam noktasında, yaşantı noktasında ilk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri örnek önlerinde bir tamam örnek ondan alanlar belirli sayıda sahabeler. Bunlar evet, bunlar da Kur'an'ı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra en iyi yaşayanlar. O yüzden dedi ashabım yıldızlar gibidir, hangisine sarılırsanız beni bulursunuz diye. O yüzden o ashab, çünkü o ilkler meselenin çilesini çekmiş olan insanlar. Şimdi böyle o, dinin normalde sonuçta yaşantıya tecellisi bunlar. Fıkıh ilmi
Bunların yaşantılarından çıkarılmış olan kaideler. Fıkıhsız bir sufilik şeytan maskarası. Başka bir şey değil. Yani normalde bunu böyle söylerken kardeşler, arkadaşlar biraz yerli yerinde konuşacaklar her şeyi. Zakirler, çavuşlar bir mevzuyu konuşurken yerli yerinde konuşacaklar, yerli yerinde söyleyecekler. Meseleyi es geçmeyecek. Oradaki o kimse onunla amel edecek çünkü. Onunla hayatını devam ettirecek. Öyle söylerken ince düşünmekte, ince davranmakta, ince konuşmakta fayda var. Allah bizi affetsin. Bize abdestin farzları lazım değil. Abdestin farzını bilmezse bir kimse ibadet edemez. Mübarek insanlar. Meramını anlatmak için daha farklı kelimeler bulacak insanlar. Daha farklı cümleler kuracak. Bu sözler, bu cümleler kuzuya kurt getirir. Doğru cümleler, doğru sözler değil. Allah bizi affetsin. Amin. O yüzden kardeşler sohbet ederlerken, konuşurlarken böyle bu tip sözlere, bu tip davranış biçimlerine dikkat edecekler. Fıkıhsız bir sufilik şeytan maskaralığı olur. Allah muhafaza eylesin. Hadissiz bir sufilik şeytan maskaralığı olur. Biz sufiliği Kur'an, sünnet, imamların içtihadı dairesinde bakarız. Öbür türlü bir yol, yol değildir. Bir şey dinden ise, bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir şey dinden ise, bir şey dini ise, hakkında ayet, yoksa hakkında hadis, imamların içtihadı, yoksa imamların içtihadı. Öyle ya, bulamayabilir bir kimse, imamların içtihadına bakar. Orada da bulamayabilir belki de. O zaman o meselenin üzerine iyi düşünüp, iyi tefekkür edip onunla alakalı bir yol bulmak lazım. Allah muhafaza eylesin. Amin. Biz şimdi halaka halinde otururuz değil mi? Hadis de sabit. Bakın zikrullah halakası, halaka halinde. Hadis de sabit. Cemaatle zikrullah, hadis de sabit. Bakın hadis de sabit. Zikrullah'ta hafif sallanma, hadis de sabit. Bizim kendi içimizdeki ritüelleri söylüyorum bakın. Bunların hepsi de hadisle sabit. İki dizinin üzerine oturma. Hadisle sabit. Bakın hadisle sabit hepsi de. Ne o başınızı örtmeniz hadisle sabit. Sarık hadisle sabit. Hem kıyafet olarak hem de davranış biçimi olarak. Ritüeller olarak. Hepsi de hadiste sabit. Hadiste sabit olmayan şükür, hamdolsun. Hiçbir şey yok. Bakın hiçbir şey yok. Heva hevesinden bir kimsenin bir şey, oradaki bir kimse bir şey yapmış. O kimsenin kendi heva ve hevesinden başka bir şey değil. Dergahın ritüeli değil. O kimse kendi heva hevesinden bir şey yapmış. Biz kadınla erkekli zikrullah yapmayız. Yok sünnette. Bakın sünnette yok. Karışık, beraber, iç içe böyle. Yok sünnette. Yapmayız. Bakın nettir, kesindir.
Biz de normalde o yüzden çünkü bakarız biz sünnet-i Resulullah'ta var mı? Yok. Zaten bizim silsilemizdeki hiçbir şey efendi yapmamış. Abdullah Efendi de yoktu. Mustafa Efendi'yi anlatırdı. Mustafa Efendi de yoktu. Mustafa Efendi'nin eski dervişleri vardı. Normalde Hacı Ali Aydar Efendi'yi tanıyan ve Hacı Ali Aydar Efendi'nin arkasında namaz kıldığı bir hafız vardı. Bir, ondan sonra Mustafa abi vardı Kırşehir'de. Ben onlarla da sohbet ettim. Onlara yetiştim ben. Onlar da mesela Hacı Ali Aydar Efendi'yi çok iyi tanıyorlardı. Ben o zaman tanıştığımda daha böyle 28-29 yaşındaydım. 28-29 yaşındaydım. Onlar benim, ben tanıştığımda 65-70 yaşlarındaydı. Şeyh Efendi'den büyüktü onlar yaş olarak. Onlarla da ben sohbet ettim. Onlarla da konuştum. Tabi onlara böyle direkt soru sormak biraz zor oluyordu. Yani böyle eski dervişler biraz fazla ağırlar, böyle ağzından bir laf almak biraz böyle zaman alıyor. Böyle rahat konuşamıyorsun. Böyle bir kaşını kaldırsa bir kimseye yeter. Anlattım, Mustafa abiydi. Öyleydi o. O ta Hacı Ali Haydar Efendi'den çavuş. Yani öyle şey değil. Ardından Çorumlu Hacı Mustafa Efendi gelmiş. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi de çavuşluk yapmış. Ardından Şeyh Efendi'ye intisap ediyor. Şeyh Efendi'nin zamanında da çavuştu. Adam böyle bir çizgisi olan, cömert, Allah rahmet eylesin. Böyle dervişleri seven, şeyhleri seven bir kimseydi. Yani onlarda, ondan da duydum mesela. Hiç öyle bir şeyler olmamış. Çünkü benim yeni derviş olduğum zamanlarda böyle topluluklar vardı. Kadınlar erkekli zikir yapan. Veyahut da işte şeyhleri oturuyor, kadınlarla beraber zikrullah yapıyor. Biz böyle topluluklar vardı, onları bize söylerlerdi. Ben de sorardım onları, böyle var mı, geçmişte var mıydı, böyle bir şey uygun mudur, değil midir diye. Ondan öğrendim ben de, böyle şeyler hiç olmamış, hiç böyle şeyler yapmamışlar. O yüzden sufilik, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolundan gitmektir. Sufilik, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolundan gitmektir. Allah cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Üç İhlas bir Fatiha-i Şerife.